başım kara sevdalı. Tutuştum ben bir sevdaya, umrumda yok dünya mali. Tutuştum ben bir sevdaya, umrumda yok dünya mali. Şoförüm yola düşerim, dumanlı dallar aşarım, sevdiğime koşarım. Yar yar yar, sür şoför sür dallara, düştüm uzun yollara, kavuşayım nazlı yara. Şoförüm yola düşerim, dumanlı dallar aşarım, sevdiğime koşarım. Yar yar yar, sür şoför sür dallara, düştüm uzun yollara, kavuşayım nazlı yara. Selamun aleyküm Miko Show YouTube kanalımızdaki Gönülden Söhbet yayınımızın seyircileri, takipçileri. Takipçileri derken burada Miko Show YouTube kanalımıza abone olmayı, desteklemeyi unutmayın ki sayımız artsın ki bize daha çok milletimize, daha çok auditoriye ulaşalım. Çünkü hele gelecekte çok iyi yayınlarımız da projelerimiz var. Yetiştirelim, halkımıza ulaştıralım sizin desteğinizle inşallah. Yine bir kez Gönülden Söhbet yayınımızın yeni bölümüne hoş geldiniz değerli seyirciler. Bugünkü Gönülden Söhbet yayınımızın kahramanı, söhbettaşımız, halkımızın çok ünlü olan sanatçılarından, çok sevilen sanatçılarından biri olan, halkımızın gönülden yer alıp şarkılarıyla, besteleriyle dillerde dastan olan sanatçı kardeşimiz Mevlüt Nurioğlu ile olacak. Mevlüt kardeş, Gönülden Söhbet'e hoş geldin. Hoş bulduk ustam. Sağ olun, var olun. Bundan bizi izleyen milletimize, halkımıza büyük selamlar olsun. Saygılar. Maşallah. Böyle bir gönülden açılıp, tökülüp sohbet etmeye hazır mısın? Hazırım ustam. Hazırmış. Başlıyoruz. İlk sorumuz, Mevlüt kardeşimizi yakından tanımayanlar için bir soru geliyor. Mevlüt kaçıncı yılda, nerede, nesil bir aylada dünyaya geldi? Buyur. Ben 1970 yılında 16. Oktyabr ayında Özbekistan'da Sırdarya vilayetinde doğuldum. Ailede biz 9 bacı kardeşiydik. 4 bacım, 5 kardeşim var. Maşallah. Anam babam Allah'a şükür vardırlar. Çok güzel. Demek senin iki devletin de yanında hayattalar. Ömürleri uzun olsun. Çok şükür. Şimdi 5 kardeş, 4 bacı mı? He. He maşallah. Sen onlardan kaçıncısı? Yani en küçüğü mi? Ya hangisi? 9 kardeşten sen kaçıncı bir çocuk oldun ailede? Ben 6.'sıyım. Sen 6.'sı. He. 6 rakamı da sever misin onun için? Severim 6. Güzel bir rakam. 5 kardeş idiz. Ben biliyorum ki içinizde en büyük kardeşiz. Mehmet Dada. Allah rahmet etsin. Buradan hatırlamamız gerek. Çünkü Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Ahmet dadamız çok bir gönlü alçak, öyle bir gönlü derya bir insanıydı. İnsan sever, çok hürmeti bilen, saygı, sevgi bilen, insanın kadrini bilen bir böyle bir insanıydı. Allah iman versin. Amin amin. Allah nur içinde yatırsın. Çünkü Mevlüt'ün Mevlüt olmasında da o insanın emeği çok oldu. He mi? Hep yanımdaydı. Hep gece yanımdaydı. Gündüz gezdiriyor beni. Oydu bütün toy düğün konser, sen bilirsin onu. Ha bilirim. Öyle bir insanıydı ki düğünde ben sunuculuk yapan yerde gelsem yer olmasa bile hama atılıp kalkar kendi yerine beni oturturdu. Yani öyle bir hürmet sever, hürmet gösteren bir insan, hürmetli insanı değil. İşte otur, bir şey yedin mi? Abi çay iç, sıcak çay iç. Böyle çok böyle bir hatıramızda, hiç unutmuyoruz.
her zaman hatırlıyoruz. Zaten dualarımızda her zaman hatırlıyoruz. Yine buradan mekanı cennet olsun diyoruz. Vallahi versin. Ha, geride kalanlara, hayatta olanlara Allah uzun ömür günü versin. Amin. Devam ediyoruz. Demek Mevlüt kardeşimiz Sırdarya'da, ben de Sırdarya'da doğdum zaten, bir vilayette doğulmuşuk. Bundan rayonlar ayrı, belki de ilçeler ayrı oldu. Mevlüt kardeşim. Ana baban adını söyle. Babamın adı Cemez'dür. Cemez. Anamın adı Güller'dür. Güller. Hayattadırlar Allah'a şükür. Buradadırlar yanımda. Küçük kardeşimle beraber. Ha. Ömürler uzun olsun. Amin, amin. Bir kardeşi de bizim Edeş'tür, Mikail. He. Selamlar olsun Mikail'e. Ben 4 yaşımdan bibimin elinde büyüdüm. Ha. Bibimin eşi Doktor Nuri'ydi. Ha, Nuri tabii. Allah imanlarını versin ikisinin amin, de. Amin, amin. Oğulları olmadığı için bir kızı vardı. Beni de aldılar 4 yaşımdan. Ha. Büyüttüler, okuttular, adam ettiler. Mekanı cennet olsun her ikisinin de. Amin, amin. Onun için ilk albümümde ben Nuri oğlunu koydum. Mevlüt Nuri oğlu. Zaten herkes bilirdi ki ben onun oğluyum. Çoğu ha. bilmiyordu ki ben bir yandan gelmeyim köyden. Ha. Yani herkes zannedildi ki Bogalı'dır. Doktor Nur'un oğlu. Onun için senden her yere geçecek. Bogalı'larda sahip çıkıyor. Bir yana geçsen Keçlalı'larda sahip çıkıyor. Nereye geçsek her köye ilişki çıkıyor bu. Herkes buna Allah'a şükür. Her köyde çıkıyor. Bizim hani sahibimiz var. Allah ömürlerini versin. Maşallah maşallah. Buradan Nurit adamıza da Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Kendisinden sohbetlerde olmuştum. Bunlara misafir olarak geldiğimde çok bir iyi insan. Bibin sona bibinin değil mi? Sona bibim dedi. Sona aba diyelim ben. Ha, aba. Şimdi seni analog etti, büyüttüler. Babalık etti, büyüttüler. Gerçekten de sana çok mehir verdiler. Ve halkımıza böyle bir sanatçıyı yetiştirdiler. Hı. Onlara minnettarız Allah'tan. Ne diyor? Nur içinde yatsınlar diyoruz. Dualarımızda her zaman. Onlardan yadigar gene bir bacım var. Dilara bacım. Ha. Hele gene Kazakistan'dadır, yaşıyorlar. Allah ömürlerini versin. Bundan amin. Bacıma da selam gönderiyorum. Selamlar olsun. Bana emeği çoktur onun da. Ha. Olmaz mı bacı? He bacı. Ey maşallah. Hani Radnoy bacı kimi beni baktı. He maşallah. Allah razı olsun. Şimdi bir soru gelecek de gene. Sen albümlerde Nuri oğlu diye yazdıktan sonra kendi öz baban hiç böyle şey yapmadı mı, incinmedi mi? Ya ben hiç yazmadım hiçbir yerde demedi mi böyle bir... Yok öyle bir şey demedi mi? Çünkü benim babam da onu çok severdi. Ha. Eniştesi olarak hani çok severdi. Hani onu enişte kimi görmüyordu onlar. Ha, kardeş gibi. Bir kardeş gibi görüyordular. Zaten sevmese bir oğlunu, evladını vermezdi. He. Ondan belli oluyor. Demek sağ olsun, var olsun. Sağ şimdi olsun. Gelelim sanata. Sanata geliyoruz. Mevlüt Nuri oğlu. Neden sanatı seçti? Ve onun sanata gelmesine, sanatçı olmasına kim sebepçi oldu? Güzel soru. Buyur. Benim 12-13 yaşlarındaydık biz. Hı hı. Bir düğüne gittim ki bizim rahmetli Mikail ustamız. Hı. Mikail ustamız derken buradan Allah rahmet Allah etsin rahmet diyelim. Etsin. Dünyasını değişti. Bir iki yıl oldu bence kaybettik. Aynen. Mekanı aynen. cennet olsun. Mekanı hep cennet olsun. Hep dualarımızdadır. Gittim ki düğünde onlar çalıyorlar. Zaten köyde, bizim köydeydi o da. Arzu grubu mu? Arzu grubu, Hasan Akay. Arzu meşhur mu? Olmuş çok, muydu o vakitler? Çok meşhur idi o vakitler. Ünlü. He, herkes havasıyla bakıyordu. Hmm. Gittim, öyle güzel türküler okuyor, öyle güzel kendi akardiyonunu çalıyor. Eskiden akardiyon, davul, klarnet de biliyorsun. Aşın kimi koydu ki her şey dijital. Onda baktım ki sesi güzel. Milleti kendine celbediyor. Hani verilmiş bir verilmiş türkü diyor ki hani ağzına bakılan yürekten. Ha. Onu da dedim ki ya
Ses var, Allah ses vermiş. Ver, Allah vermiş. Bak ne güzel çalıyor. Hani güzel de bir meslektir. Herkes seven meslektir aslında. Ha, düz. Yüreğimde, içimde dedim ki ya acaba ben de yapabilir miyim bu işi? Hı hı. Has. Ondan benim içime müzika girdi. Ha. Ki sehirlendin yani orada. Acaba yapabilir miyim? Ha. Bir hani ben de bunlar kimi sanatçı olabilir miyim? Ustaya havas etti. Milletin ona dikkatle seyretmesi. Seyretmesi. Herkes ağzına bakması. Onun da güzel icrası. Değil mi? Seni aynen, aynen. Sihirledi. Her bir milletin kendi kültüresi, kendi müzikası olması lazım. Hani dedik ki bizim de ustalarımız bunlarmış. Maşallah. Bunlardan biz de bir şey kapabilsek ne mutlu bize. Heh. Ondan başladım. Zaten kardeşim de okuyordu şeyde müzikalini uçilişide. İsrafil abi. He. Kendisine saygı selamlar olsun buradan. Zurna çalıyor, klarnet. Ben ki kızıktım. Bir iki bir şey çabalamaya başladım. Zaten evde davulum var idi. Bile rubab prima almıştı bana. Bir iki bir şey çabalıyordum. Sonra dedi ki senin interesin varmış ister misin? Dedim ki niye olmasın? Hani içinde bir korku oluyor. Böyle bir acaba becerebileceğim mi yok mu? Ha, olabileceğim mi? Olabileceğim mi yok, yok mu? Hani diyorlar ki ya ol ya olma. Halbet. Ha. Yok Allah'a şükür. Gittim. Onunla başladım 12-13 yaşında. Ha. İşte 16 yaşı geçmiştim. Kardeşim okşa girdirdi sağ olsun elimden tuttu. Yardımcı ne oldu. Okşa nereye? Bizim Gülistan'daki işte müzikal koleje girdim ben. Ha. Dutar bas diyen halk çalgı asbaplarıydı. Strun ne bir şey. Allah'a şükür okşa girdim. 4 yıl okudum. 4 yıl okudum. 4 yıl orayı okudum. Sonra işte git ba git günden güne ha. Çalışmaya başladık ki yani her bir mesleğin etmeği tatlıdır. Diyorlar ya mesleğini bilene. Mesleğini bilene mi? Bilip kadri kıymetini kadri, bilene kadri ve kıymetini o mesleğin bilene. Gerçek uzmanı olana. Heh, işte aynen öyle. Çünkü o mesleği sevmesen biraz zor gelince bırakır başkasına geçersin. Onu bakarsın onu bırakır başkasına geçersin. Yok onun gerçek bir fanatı olacaksın olacaksan. Öyle, ki öyle. Bir şey yapabilesin bir diğerlere gelebilesin. Şey ne soracaktım o müzik okulunda seninle beraber okuyan bizim Ahıskalı gene var mıydı Ahıskalı Türklerden okuyan gençler biz var mıydı? Çoğuyduk Ahıskalı olarak çoğuyduk bizim aslında. Aa, çok. Deytun'da yaşıyor. Bahadir abimiz vardır. Ha. O duhavu enstrümanlardaydı. Mehmet abimiz vardı. Kontrabas çalıyordu. O da Amerika'dadır. Mahsut kardeşimiz vardı. O da Amerika'da. Amerika'da. Sen kalmışsın burada. Onda Rüstem kardeşimiz vardı. Hudoznik. O da Amerika'da. Allah Allah. Herkes Amerika'da. Aynen. Hay maşallah. Allah ömürlerini versin. Amin amin. Buradan saygı selamlar olsun. Biliyorsun o bizim Ali, Reşit, Şakir bunlar hep beraber okuduk bir okulda. Hep biz bir vakitte. Çok okuduk. Ha. Şimdi onlar maşallah. Bizden büyük kurstaydı. Bahadır Akeyluk, Mahsut, Mehmet Akeyluk. Girdik ki bizim elimizden onlar da tuttu. Yardımcı oldular. Sağ hay olsunlar. Maşallah. Her sağ zaman olsunlar. Destek veriyordular. Mevlüt kardeş zaten biz yayını başlamadan bu arkamızdaki televizyonda senin kliplerin, şarkıların dolanıyor ama sessiz. Çünkü bizim sohbetimizi kesmesin için bunu sessiz tuttuk. Baya bir kliplerin, baya bir şarkıların oldu senin. Çok oldu. Maşallah. Berekesini versin. Sağ ol usta. Yola devam, durmasın, bitmesin. Senden yeni yeni şarkılar gelsin. İnşallah. De, aşında bir sazinin canlı bir şarkı dinletelim mi seyircilerimize? Olur, niye olmasın ki? O zaman Mevlüt kardeşimizden zaten çoktan bekliyoruz ki ne zaman sazı eline alacak, bir şarkı söyleyecek. Alın işte size sazla, sözle Mevlüt kardeşimiz canlı şarkı söyleyecek. Buyurun. Thank you.
Neler yasa yasın kader sizden ayırmasın beni. Neler yasa yasın kader sizden ayırmasın beni. Ömür kervanı da gider bu dünyada kalan hani. Ömür kervanı da gider bu dünyada kalan hani. Ben mevlüdüm elde sazım, dostlar size türkü yazdım. Şu yalancı dünyada ben mutluyum ki sizle yazım. Ben mevlüdüm elde sazım, dostlar size türkü yazdım. Şu yalancı dünyada ben mutluyum ki sizle yazım. Ömür kısa geliş gidiş, ara sıra mutlu anlar. Ömür kısa geliş gidiş, ara sıra mutlu anlar. Dostlar yardımına yetiş, emanettir bize canlar. Kardeş yardımına yetiş, amanattır bize canlar. Ben mevlüdüm elde sazım, dostlar size türkü yazdım. Şu yalancı dünyada ben mutluyum ki sizle yazdım. Ben mevlüdüm elde sazım, dostlar size türkü yazdım. Şu yalancı dünyada ben mutluyum ki sizle yazdım. Değerli seyirciler, güzel bir şarkı dinledik. O şarkıdan sonra biz güzel sohbetimizi, gönülden sohbetimizi devam ettiriyoruz. Mevlüt kardeş, birazdan albümlerden geçeceğim ama açıldı senden ne soracağım. Sen kaçıncı yılda kiminle evlendin? Ya yine bir soru, kendin mi buldun eşini ya ki sana bulup verdiler? İlla bununla evleneceksin dediler de sen de tamam dedin mi? Güzel soru. Güzel de cevap ver bakalım. Hani bazen ele ağır savallar veriyorsun ki. Bazı da boş saval olur da ilgül olur mu? Gönülden sohbeti yani her konuya bir değelim diyelim. O konuyu açalım, bu konuyu açalım. Ben... Ki seyircilerimiz en çok merak eden yeri de buralar. Değil mi? Eş kiminle evlenmiş, eşi kimmiş, adı kimmiş, ne vakit evlenmiş. Sağ olsun halkımız, milletimiz. Mümkün olsa seyircilere bakıp, kameraya bakıp, o tarafa bakıp biraz söyleyelim. Ustam ben 1999'da evlendim. Hani eşimin adı Sevda'dır. Buhara'dandır. Buhara'dan. Şimdi bu eskiden bizim akrabalık var. Yani benim nenemin kardeşinin torunudur. Teşlalidir. Anası Çeşilalı'dır. Anası Çeşilalı'dır. İşte oradan gelmiş. Sen diyen kimi dede mi dedi, nene mi dedi diyene. Benim bu rahmetli nenem 96. yılda yatakta yatarken bu sözü demişti bana ki oğlum bizim bir kardeşimin torunu kaldı şeyde de ondan bir haber alın. Buhara'da. Gülçere bacı. Balabek dayının kızı. Sen tanıyın onu. Tanıyorum abi. Allah rahmet etsin. Allah rahmet Balabek etsin. Balabek adamımızda doktor. Ondan işte öyle kafada bulundu. Gün geçti, ay geçti. Ne bileyim gençluktur bilirsin. Kimse bir haber alalım deyip gittiz. Gitmedik. Yok benim bu bacım var ya Dilara bacım. Dilara bacım gitti. Diyelim sağ olsun. Sağ Allah olsun. Onun ömrünü versin. Ne gitti Dilara bacım o buldu, etti zaten. O buldu bir şey de. O buldu.
Teşekkürler ya Nuriye. İşte daha derne girmeyek. Ha girmeyek tabii. O sebepçi oldu. O everdi. İşte evlendik. Maşallah. Yani, pişman da gülsün he. Pişman da gülüm. Allah'a şükür. İşte göre pişman olacağım. Böyle bakıyor seni. Böyle şık giydiriyor. Aynen. Allah razı olsun. Maşallah. Sağ olsun. Benim her zaman yanımda arkamda duran ilk eşim oldu işte. En kötü günlerimde. Mevlüt kardeş. Seni tanıdan ilk şarkı hangisi oldu? Ondan önce gene bir soru. Senin ilk yazdığın kendi besten hangisi oldu? Ve seni tanıdan hangi şarkı oldu? Beni tanıdan ilk türküm. İlk türkü, tanıdan değil mi? Eğer ilk türkün seni tanıtmışsa onu söyleyek. Yok evet. İlki tanıtmamışsa önce ilk besten söyleyek. Ondan sonra seni tanıdan türküyü zaten ben biliyorum. Ama senden de duymak ama isterim. Ama ikisi de bir albümdaydı. Yok evet. Olsun albüm evet. Açar. Tamam. Hani benim zaten ilk yazdığı türküm Anama Gelin Gelir idi. Ha. Yazmıştım ama onu sadece işte düğünümde dedim. İlk olarak kendi düğününde o şarkıyı söyledin he? Hani Anama Gelin Gelir. Temenni alır gelir. Sonra neydi? Yıkılmış bacı kardeş, toya düğüne gelir. Toya düğünüme gelir mi? Düğüne gelir mi? Aynen. Ha. Kendin damat, enişte olarak o şarkıyı söyledi yani. Yani rica ettiler. Söylettiler. Arada hele bir iki kupletini okudum. Zaten arkadaşlarım çalıyordu. Nesil dinlendi, nesil şey oldu. Güzel, güzel çıktı ama işte maşallah. İlk albümümde de onu bıraktım ama onunla tanılmadım. Ha, neyle tanıldın? Şimdi ona geçelim. Ben ilk albümümü 2003. yılda albüm yaptım. Baharı Görmez Oldum albümüydü. O türküyle de tanıldım. Sağ olsun milletimiz. Çok halkımız. Güzel bir şarkı oldu gerçekten de. Senin derdini anlatan bir şarkı oldu. Bu sözlerinde biraz payım olduğu için benden ne mutlu bana. Çünkü biraz nakaratları biraz şeydi beraber birlikte dedi ki abi bir bakar mısın böyle bir şarkı yazayım işte nakaratını böyle güzel düzelttik ve güzel oldu maşallah. Güzel. Baharı görmez oldum, seheri görmez oldum, nur gitti gözlerimden, dost yarı görmez oldum. Bir söyleyelim mi o şarkıyı bir sazına? Olur, ne olmasın ki? Baharı görmez oldum gelir sazla. Buyur. Sağ olun. Gelir seneler yaz eden, olur mu ona naz eden? Işıklar söndü dünyamda, odur saçım beyaz eden. Işıklar söndü dünyamda, odur gözüm yaş eden. Baharı görmez oldum, seheri görmez oldum. Nur yetti bu gözlerimden, dost yarı görmez oldum. Baharı görmez oldum, seheri görmez oldum. Nur yetti bu gözlerimden, dost yarı görmez oldum. Ağlama anam güneşim nuri, ağlama yarim sevdiğim hüri. Ömrüm beleymiş yolu. Ağlama anam güneşim nuri, ağlama yarim sevdiğim hürri, ömrüm beleymiş yolu. Bir derde ben neden düştüm,
Anam derdim üçün üçtüm. Bele gelmedim dünyaya. Bele mi gidecekmişim? Bele gelmedim dünyaya. Bele gidecekmişim. Baharı görmez oldum. Seheri görmez oldum. Nur yetti bu gözlerimden. Dost yarı görmez oldum. Baharı görmez oldum. Seheri görmez oldum. Nur yetti bu gözlerimden. Dost yarı görmez oldum. Ağlama anam güneşim nuri. Ağlama yarim sevdiğim hürri. Ömrüm beleymiş yolu. Ağlama anam güneşim nuri. Ağlama yarim sevdiğim hürri. Ömrüm beleymiş yolu. Ana baba bacı kardeş, iki yavrum sevdam yoldaş. Derdime merhem oldular, bu da geçer dedi kardeş. Derdime merhem oldular, bu da geçer dedi kardeş. Baharı görmez oldum, seheri görmez oldum. Nur yetti bu gözlerimden, dost yarı görmez oldum. Baharı görmez oldum, seheri görmez oldum. Nur yetti bu gözlerimden, dost yarı görmez oldum. Ağlama anam güneşim nuri, ağlama yarim sevdiğim hürri. Ömrüm beleymiş yolu. Ağlama anam güneşim nuri, ağlama yarim sevdiğim hürri. Ömrüm beleymiş yolu. Şimdi bu şarkıdan sonra soru geliyor. Zaten ben seni ilk tanıdığımda Kuybuşuk'ta bir düğünde tanıştık. Siz onunla müzikantsız. Ben oraya sunucu olarak geldim. Ondan sonra tanış olduk. Ve sen orada bana bal vereceğim dedin. Sonra bir bal verdin. Bir bankayla o balı yerken sana olan mehrim arttı. Vermeseydin bu atmaz. Güzel. Bir gülelim ya arada. Güzel olur. Ciddi ciddi geliyor da. Olsun olsun. He, sağ olasın. İşte böyle bir yani bir balla dostlaştık ve balla dostluğumuz, kardeşliğimiz bile aramızdaki o saygı, sevgi de böyle bal gibi devam ediyor. İnşallah daimi olsun Mehmet kardeş. Sağ ol, sağ ol. Senin gibi bir kardeşim olduğumdan, senin gibi böyle bir sanatta dost olduğundan ve hemfikir olduğumdan ben de çok mutluyum. Sağ olasın. Sağ ol ustam. Allah razı olsun. Mevlüt. Şimdi şarkı sözü açıyor da sen o vakit görüyordun biz tanış olanda. Aradan yine bir kaç sene geçti bilmiyorum. 2-3 sene geçti mi? Sonra yok, senden çok mu geçti arada? 5-6 yıl geçti. 5-6 yıl geçti değil mi? Arada işte bir bayağı bir görüşmedik bilmem. Ondan sonra bir görüştük başka bir düğünde. Ben oturuyordum. Bakıyorum sen geliyorsun ama öbündeki bir oğlanın dalına elin koymuşsun. Geliyorsun ve ben oturan şeye girdim. Girdin odaya girdin. Ben böyle salonda oturuyordum. Yani sen girip beni gözünden arayan kimiye böyle Hikayeli abi neredesin dedin. Ben şok oldum, şaşırdım. Çünkü ben şaka mı yapayım zandım başta. Dedim ki ya bu beni bilirdi bu şaka mı yapıyor? Ben burada oturuyorum. Niye böyle ediyor? Sonra şok oldum. Sonra sana sordum ki Mevlüt ben buradayım. Eke bu sesten anladın. Burada mısın Eke deyip geldin. Sonra anlamış gibi oldum. Dedim ki ne oldu sana? Sen dedin ki ya abi göremiyorum. İşte gözlerimdeki nur kayboldu dedim.
Ne? Bu nasıl oldu? Neden oldu? İşte Kazakistan'daydık. Ha. Biz o zamanlar sezon vaktiydi. Sen duymadığında eskiden telefon yoktu ya. Yani internet yoktu. Telefon yoktu, yoktu, yoktu ki. Yani. Onun için yoktu bu yani. Haberler biraz geç yayılırdı. İşte pazardan gelmeden arabanın karşısına böyle motorlar çıktı. Aslında da gezir. Ben motor bineni çok sevmiyorum. Ha. Ki kendine ziyan ediyorlar. Canım da yanıyor. İşte geldi bizim arabanın altına girdi. Ben indim ki onu çıkarayım. Ama işte diğeri un yüklü gelirdi. O Murave dediler ya. Ha, başkası geldi yine. Bunlar zaten 6-7 tanediler bunlar. Birbirinden aa, böyle şey oynuyordular. Yarış yediler bir şey. O ki iliştirdi. Ben gerisini zaten hatırlamıyorum. Olan olmuş. Geçen geçmiş işte. Gözümü astığımda işte burnum yırtılmış. Şu bu. Dikmişler. Yani hastanada mı kendin geldin? Bayıldın ondan sonra gözün açtın hastanadasın. İşte ilk eve geldim. Sonra götürdüler hastaneye. Kendi mi eve geldin? Getirmişler eve getirmişler beni. Bilmem hatırlamıyorum. Ha, eve getirdiler. Gözümü astığımda işte kendime gelmişim. Orada ne bileyim aniden bir şey olmuş ama o vaktlarda bile kırmızı görüyordum. Diyordum ya geçer. Ne bileyim. Biliyorsun ha ki bir iki kere Liçeniye'ye gittim. Tedavi aldım ama biraz ağır prosesiydi ki gitmedim yani. Kendimden oldu. Ha, vaktinde gitmedim. Vaktinde gitmedim, gidemedim. Dedim geçer ha kızartı gider. Yok gittikçe duman üstüne. Dumanım ben olayım diye kaybettik. Allah'a şükürler olsun bugünkü günde. Mevlüt, şimdi bir görüp dururken bu dünyayı, bu ışık dünyayı görüp dururken birden kaybetmen nasıl geçirdin onu? Orasını biraz söyler misin? Şimdi gittikçe yani zimistana mı düştün? Ne oldu? Yani ustam ne desem boş hani ben onu size kelimeyle anlatamam. Onu yaşamayan insan onu anlamaz. Anlamaz. Çünkü kaza geçirdim. Yeni 6 ay mı 9 ay mı olmuştu evlendik ona. Hele tezeydik. Hani 3-5 yıl diyeyim sana eziyet çektim ben. Çok kınaldım. İşte benim bu yanımda arkamda duran eşim sağ olsun. Her zaman bana destekteydi. Diyordu ki olsun illa bir şey görmeyle mi oluyor? Ben varım götürüyor, getiriyor ne bileyim sağ olsun. Her zaman gece gündüz yanımda benim destekçim eşim idi. Yani sevda gelin. Ağır günlerimde oydu beni bırakmadı yanımda. Sana güç verdi. Güç verdi. Seni ayakta kalmana, hayatta devam etmene ve o sana güç oldu. İlham oldu. Aynen. Ve senin gözlerinin nuru oldu. Aynen öyle. Burada bir gençlikteyken hele biz talebe teatral enstitüde okurken bir spektakl seyretmiştik. Mukumey tiyatrında. Böyle bir onu televizyonlarda da çok yayınlanmıştır. Bu çok ünlü bir spektakl. Orada bir iki gencin sevgisi anlatılıyordu. Orada sizin hayat biraz benzer olduğu için söylüyorum. Orada iki genç kız oğlan birbirini seviyor. Oğlanı askere götürüyorlar. Oğlan savaşa düşüyor. Yiğit savaşta düşüyor ve gözlerini kaybediyor. Askerden döndükten sonra kız zaten bekliyor. Döndükten sonra gene görüşüyorlar. Oğlan diyor ki, kız diyor ben seni bekledim diyor. Oğlan diyor ki ben seninle evlenemem. Ben daha sana layık değilim diyor. Sebep diyor kız. Sebep benim gözlerim görmüyor. Ben artık sana yük olmayı istemiyorum diyor. İşte o vakit kızın güzel bir cevabı oluyor. Biliyor musun ne? Ne? Benim gözlerimin nuru ikimize de yeter diyor. Aynen. Ve bu zalda böyle bir alkış kopuyor bu cevaptan sonra. İşte bence Sevda gelinin de burada sana bu sözü mutlak demiştir ki benim gözlerimin nuru
ikimize de yeter demiştir. Sağ olsun. Ve sen buralara gelmene de büyük sebepçi olmuştur. Bundan kendi ve halkım adına Sevda Gelin'e teşekkürler diyorum. Ne iyi ki varsın Sevda Gelin. Sağ olsun. Ne iyi ki kardeşime böyle iyi baktın. Ha ben gene bir şeye dikkat ettik. Biz bir ben yok. Biz Mikoşoy'la seninle geziyorduk. O senin o bavulundaki senin o birincisi o şık seni giydirmen, giydirmesi. Ondan sonra bavulundaki her şeyin yer yerinde güzel yerleştirmesi ve sen onu ezbere her şey bilmen bizi şok ediyordu gerçekten de. Benim o küçük şeyimi açın, o bavulumu açın, açtırız ha. Onun yanında sağ tarafına bir elin uzat, orada böyle bir küçük bir gene bir sumka var ha. Onu açın, onun üçüncü bölümüne elin sok, orada bir bayaz naskın var, onu al bir yerde, al Allah. Hele din Ahmet Uhtu, olah bu değil, vasala levbülde akıl. İşte böyle bir... Herkes o sözü diyordu. Hani, herkes olsun. Hani, bir biz çok onunla bazıları da diyor ki hele gene diyorlar ki ha. Bu yalda diyor bunun gözü görüyor diyor. He. Hani günü bugün o işte ben insanlarla karşılaşıyorum. Bu yalda diyor diyor. Allah Allah. Hatta bir kere Kazakistan'da beraberdik. Hatırlasan Mahmut Gül'ün toyda mıydı? Bir toya gitti, Opsi, Güladin Akay, sen, ben, Sevil, bence bir Selamet. Deputat, Taraz'da bir deputat kardeşimiz toy etti, Nebi kardeşimiz. Orada toyuna. Özbekistan'dan hep sanatçılar gitti. Aynen, aynen. Değil mi? Başta Güladin Dönmez olmak üzere böyle bir grup gitti. Ha, orada aynen. Ne oldu? Diye? Orada işte ben böyle bayaz kastüm şarval giymişim, oturuyorum, sıramı bekliyorum. Aha. Bir yere böyle etmişim, dalmışım, bakıyorum. Aha. Megem o karşıda bir Kazak'ın karısı, o da bana bakıyor, kocası buna bakıyor, bana bakıyor. Diyor ki ya bu benim karıma bakıyor diye. Allah Allah. Onda beni hatta sorguya çektiler ki ya bu, onlar diyor ki ola bu görmür, yok olamaz diyor. Kendi gelip ubiditse etmemiş adam... Beni zannediyor ki benim karıma bakıyor. Ne zannediyor ki işte. Karıma göz tikiyor ha, kıskanıyor o da. Ela, geldi askala dökecekti seni he. Ya ela bir şeyler birkaç kez oldu bende. Aa hani. Maşallah bu niye dur aklımda yokmuş bak sana. Abi işte bana hep diyorlar degenek gezdir diyorum onu topal da gülüm de hani nayı var diyorum onu kor topal gezdirsin ben niye gezdireyim. İşte bazı işte oğlanlar gülüyor onun için diyor ki sen görüyorsun. Sen bazda bir şaka olarak bazda diyorsun ha ne ben kor muyum ola diyorsun ha böyle hani ki ben görüyorum ben. Aynen aynen. Öyle. Bazen işte oluyor. Bazen sen şaka alıyorsun sen bazen biliyorsun ha ki misal ben kişimeden sorayım mı ne diyorsun ha. Misal ki Miko abi bugün ne giymiş üstüne diyorsun de sonra geliyorsun de böyle değil sonra geliyorsun diye görüyorsun vaa ne maşallah ne güzel yakışıklı kırmızı aynen, ya da aynen. Kara şey giymişsin üstte. Ola bu görüyor. Ya beni görmeyecek misin? Şaka yapıyorsun. Ben bazı da aklımda mı bir düğüne gidiyorduk. Bence açtı o deputatın toyuna Canbola Taraz'a gidiyorduk. Şeyden o Sırdarya'dan şeye geçiyorduk. Damoz ne? Sen. Gülen'le kele yediyordum mi? Yok ben beraber seni götürüyordum. Biri, elin koydun Talib'a hele de bir söyleyip gidiyordum bir şeyden de. Ben de unutmuşum ki Mevlüt şey bunu demem lazım önceden ki şimdi kapıdan gireceği yok. Ben geliyorum ben kapıya düz geliyorum. Bu da kapının yanındaki duvara düz geliyor da şimdi. Kapının, ben girdim tayak ettim bir şey. Ola bir Allah'a bakın. Baksan Mevlüt başını tutmuştur. Yani böyle bir şeylerden hayatımızda olmuştur. Ben özür dilerim. Kurda kuşa yem etmeyin diyordum ama şeyde kalabüse düşürttüz Bakı'da. Bakı'da onda Gazel'den turnemizde Gazel'den o bilmeyerek yani sen 2 saat konuşma adam ya 2 saat. Ha küstün orada. Küsmedim söylemeye olmadı ki dizinden düştüm ahır o kalorisa düşmek kolay bir şey bilir sana. Ya şimdi o bizim şoförümüz kimiydi adı? Mustafa Tatar. Mustafa Tatar sağ olsun bunda Bakı'daki bir turnemizde bizi çok gezdirdi. Allah razı olsun. O da o zaman Türkiye'ye gidiyorduk hani Türkiye'ye gitmeden önce otobüslere geldik. Aynen. Şeye yakın haydamış, Arak'a yakın haydamış. O da unutmuş ki sen şey görmüyorsun. İşte. Biz yenen açan sen de zaten açtın. İnanamadık ki kapıyı açmak lazımdı. İçeriden açılmıyor gazelin yan kapısı. Bizimki açılmadı. Hep içeriden kısmı açıyordu. Bu da bir sabırsızlandı ama indi, gup bağırarak gitti. İşte. Orada çekti, aldık.
Neyse. Olsun işte. Bazen böyle bir şeyler oluyor da şimdi hatırlayıp bazen gülüyorum. Mevlüt. Şimdi ben seni ilk tanıdığımda şey vereceğim, sıra vereceğim. Sordum ki sizin grubun adı nedir? Grubunuzun adı nedir? Dediniz ki Sevda. Oo maşallah dedim. Ne güzel ad koymuşlar Sevda. Baksana bir gruba yakışan bir ad. Dedim de kendi içimde yani böyle şey yaptım yani bir heyran oldum adına maşallah dedim. Güzel ad bulmuşlar. Ve Sevda grubu diye ilan ettim. Sizi övgüler yağdırdım. Böyle bir ad koymuşlar. Yani sevda olsun dünyada. Her zaman sevda olsun. Sevda olunca böyle toy düğünler olur, gelecek olur dedim. Ondan sonra toyun biraz sonunda geldiler ki şimdi o vakta böyle deftere yazdırıp oynamaya sıra yazıyordu o. Biri geldi ki aşındı Mevlüt'ün karısı oynayacak. Bir yakından akrabaymış. Bizim şey ablanın kardeşinin toyu. Ha yani. İşte akrabaymış o düğün sahibi. Mevlüt'ün karısı oynayacak dedi. Tamam dedim. Hangi Mevlüt desem? De müzikant Mevlüt dedi. Ha Mevlüt oynuyor dedim. Sonra Mevlüt yazdım. Sonra dedim ki karısının adı neymiş gelin adı desem? Sevda dedi. Vay dedim. Ola bu dedim Sevda grubu karısının adına mı koymuş acaba dedim. O Sevda grubunu gerçekten Sevda gelin adına mı koymuştum? Belki işte o nasip kısmet değiller ha. Ha. Ama onu 91. yılda o grubu kurarken benim yeğenim var. Krasnodar'da yaşıyor. Onun adı Sevda'dır. Kardeşimin kızı. İsrafil abinin kızı mı? Sevda. Kardeşimin kızı. Sevda. Ben o çocuklar benim elimde büyüdü. Çünkü ben tez gidiyordum oraya. İşlemaya ne bileyim işte toya giderdik. O Sevda'yı çok seviyordum. Zaten hepsini seviyorum yeğenlerimi. Tüm bazı kardeşlerimizin. Onun adını koydum grup kurarak. Adı güzel. Kendi güzel çocuğuydu. Sevda diye koydum. İşte gel zaman, geç zaman, gel zaman, geç zaman. Eşimin de adı Sevda oldu. Yani onu oraya sen uydurdun sonra. O ad devam edir mi ya başka birisi kendi arasının adına geçirdi mi? Şeydir, bizim Murat, Sazcı Murat. He. Murat. Onun karısının adı da Sevda'dır. Allah Allah. Sonra? Orada işte biraz ara sıra tartışmışlar bunlar benden sonra. O demiş Sevda koyacağım, bu demiş başka bir şey koyacağım. Bu dedi mi kim? Hamit kardeşim. Hamit kardeşimiz, davulcu, o da müzisyen. Sonra, sağ olsun, selamlar ikisine de. İkisini de severim. Beraber bayağı bir zaman gezdik. Hamit zaten 25 yıl beraber idi o Hamit ile. O 91 başladık. Maşallah. Sonra arada Murat girdi. Bugünkü günde bilmem. Ekibin adı nedir? Bak yıllarca Hamit kardeşimizin çocuğu olmadı. Bilmem 10 yıl mı 15 yıl mı sonra çocuklar oldu. Bir oğlu bir kızı var. Vay maşallah. Allah ömürlerini versin. O kızının adı ne? Onun için mi Arzu? Arzu. Kızının adı Arzu. Yıllardır arzu etmiş Allah'tan. Dilemiş, beklemiş, sabır etmiş. Sağ olsun. Ve Allah vermiş Hamit kardeşimize Arzu gibi arzusu. Onun için gelmiş. Her zaman ey dilersen Allah mehriban dilegin, verir. Allah mehriban, Allah her İnşallah. Duaları kimsenin duasını geri çevirmemiş. Allah büyüktür. İnşallah. Güzel. Mevlüt, şu arada bir gene bir şarkı verelim. Sözümüz bayağı uzandı. Gelsin. Gene bir şarkı gelir. Gelsin. Mevlüt kardeşimizden. Kızlar her babanın canıdır. Gelsin canım kızım türküsü sizler için. Ömrümün bal şekeri, büyümüş nazlı peri, ne güzel gamzeleni canım kızım. Sen her şeyden ötesin, arzulara yetesin, güzel günler göresin canım kızım. Aydan da durusun, gözümün nurusun, seni Allah korusun, korusun canım kızım. Zülüflerin örünsün, gül yanağın görünsün, baldan da şirinsin, şirinsin canım kızım.
Büyüdün göremedim, saçların öremedim. Ay yüzüm gül yüzüm, canım kızım. Oldum gelin yaşında, katkale çek başında. Ne güzel yakışmış canım kızım. Aydan da durusun, gözümün nurusun. Seni Allah korusun, korusun canım kızım. Zülüflerin örülsün, gül yanağın görülsün. Baldan da şirinsin, şirinsin canım kızım. Aydan da durusun, gözümün nurusun. Seni Allah korusun, korusun canım kızım. Zülüflerin örülsün, gül yanağın görülsün. Baldan da şirinsin, şirinsin canım kızım. Kemer takmış beline, kına yakmış eline. Kavuşur sevdiğine canım kızım. Bugün hoş günün senin, toyun düğünün senin. Oynasın sevenlerin canım kızım. Aydan da durusun, gözümün nurusun. Seni Allah korusun, korusun canım kızım. Zülüflerin örülsün, gül yanağın görülsün. Baldan da şirinsin, şirinsin canım kızım. Mevlüt kardeş, şimdi geçelim albümlere. Senin ilk albümün Baharı Görmez Oldum oldu. Biz 2004'te, yeri geldi söyleyeyim, biz 2004'te ilk defa Rusya turneye gittik Mikoşov olarak ve onda biz usta sanatçımız Mikhail Umarov'la gittik. Ve onda Blagodarnya'ya gelip düştük. İlk onda bizi akrabamız ve çocukluktan beraber Komsomol'da büyüdüğümüz Fahreddin abimizle geldi, konak olduk. Kardeşleri hep bize hizmet ettiler. İllah'taki benim beraber büyüdüğüm kardeşim, can kardeşim, Muğurdin kardeşimiz çok ciğerli bir insan idi. Çok bize hizmet etti ve öyle bir canı dilden hizmet ediyordu ki eski bir arabası var ama istemiyor ki kisime gezdirsin, ben gezdiriyorum diyordu da bir yeşil eski bir Jugulisi vardı. Öyle bir şeydi ki bu kapıyı eğer zaflı örtsen öbür kapı açılır diyordu. Şimdi onun sahibi yani vakti oldu, vakti geldi ki sonra Amerika'ya gittiler de onlar. Amerika'ya göç ettiler. Amerika'dan benden telefonda söylüyor. Ben de telefonda söylüyor da diyor ki Miko diyor. Telefonda söylüyor. Şeyin yok mudur? O Skype oluyor diyor. Skype'ın yok mudur diyor. Skype'ı aç diyor. Şeyde kompütürden diyor. Skype'da görüntülü konuşak dedi. Ben dedim ki Muğrudun bizde kompütür yoktur. Skype yok, kompütürde yoktur desem ben almamıştım. Uy! Kalhoz! Diyor ki. İşte canı bundan bir rahmet istedi. Hatırımıza geldi. Hiç unutmuyoruz zaten. Her zaman dualarımızda var. İşte Amerika'da kaza geçirdi. Amerika'da kaza geçirdi. Allah biz geden açan Amerika'da dünyasını değiştirdi. Mordun kardeşimize bundan Allah'ımdan rahmetler amin, amin. Diliyorum. Ailesine selamlar, saygılar. Gittik ki evine. Ha gittik. Sonradan başsağlığına gittik. Şimdi ne söyleyeceğim? Orada Fahreddin abimiz abisiydi. Senin kasetin yayılmış her yere. O Baharı Görmez olduğumu inanırsın bir 200-300 kilometre Gedeneçen dinliyor. Ey başka bir şarkı dinliyor, başka bir albüm dinliyor. Yok diyor. Arada ben böyle şey yapıyordum. Tarkan'ı koyuyordum biraz. Diyorum biraz dinliyor. Canı sıkılıyor. Tarkan'ı çıkarıyoruz. Gene seni sokuyorduk. Bizim şeyimize, kalbimize, yüreğimize bu oturuyor diye. Seni çok severek dinlemiştiler. Dinliyordiler. Onu biz gördük, şahidi olduk ve orada biz anladık ki Mevlüt iyi tanılmış. Mevlüt bizim halkımız sevmiş ve Mevlüt'e gönlünden yer vermiş. Sen o vakit kendin hele bilirdin, bilmiyordun ama biz senin ünlü olduğun orada gördük. Şimdi gelelim. Kaç albüm yaptın bugüne çen?
baya şarkılar çıkar diyorsun. Baya yeni yeni şarkılar yapmadan yorulmayın, durmayın. İşte ben gençlere örnek gösteririm seni. Diyelim ki hey, baksaza Mevlüt'ten örnek alsaza, ibret alsaza. Eğer gözü açık görmüş olaydı sizler gibi, sizler gözü açık korlar gibi. Niye bilesiz diyelim. Bazen söyleyelim. Seni örnek gösteririm ki bak, yorulmayın, durmayın. İşte hele hele devam. Sen olsunlar. Allah bereketini versin. Gene de devam etsin. Kaç albüm yaptın bugüne kadar? Bugüne kadar 7 albüm çıkarttım. Maşallah. Kaç klip? Kliplerim işte 3-4 tane ile. Kliplerin hele çok da gül. Çok da gül. O neden çok da gül? Bu maddiyetten mi geliyor? Ya işte ondan. Başka işte bir şeyden de olmaz ki. İşte bizim şeyden. Ne diyor? Bizim belimizi, elimizi kısa kesen işte orasıdır. İstek çok. Hani istiyoruz ama işte elimizden gelene kadar sağ olsun arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, destekçilerimiz, sponsorlarımız. Oldukça bir çok bir şey yapacağız inşallah. İnşallah. Mevlüt, şimdi bu da yine albümün dünyaya gelmesi, yani bu da yine albümün yapılması elbette ki menevi destekten ayrı maddiyat lazım oluyor. Maddiyata ihtiyaç oluyor. Bu ihtiyaçları kimler karşıladı? Kimler sana destekçi oldu bu albümlerin çıkmasında? Ustam 7 albüm çıkarttım. Maşallah. 7 albüm. İlk olay albümümde Kares, yani Koreli arkadaşım Leonid duradı. Leonid diyorduk. Bugünkü Volgograd'da yaşıyor. Maşallah. Ey kardeşimdir, ey dostumuzdur. Hele yine konuşuyoruz. Arıyor beni, sağ olsun. Aferin ya, aferin. Koreli olan bir dostu. Bakmış ki bir şeyler yapmaya çalışıyor ve gel ben sana sponsorluk yapayım deyip ilk albümüne Koreli dostu Leonid dostumuz sponsorluk yapmış. Leonid, privet. Spasiba. Aranjayı da biliyorsun, o vakitte bize orada hep Halit yapıyordu. Halit ondan da razı olsun. Halit kardeşimize de bundan selamlar olsun. Halit Maksudov. Ahmetoğlu. Ahmetoğlu. Çok bizim halkımızdaki sanatçılarımızın, Mevlüt gibi, Selamet bacımız gibi, böyle bir ünlü sanatçılarımızla hep destekte bulunuyor. Stüdyosu olarak, aranjörü olarak her zaman yanımızdadır. Bizim de mikroşovumuzda her zaman yanımızda, müziklerimiz olsun, şarkılarımız olsun. Destekte bulunuyor. Kendi çok yetenekli insan. Saygı selamlar. Devam ediyoruz. Teşekkürler. İkinci albümüme sağ olsun bizim Aksar Türkler Dernek Başkanı Özbekistan'daki Ömer Salman abimiz. Özbekistan'da Özbekistan Kültür Merkezi Reisi Ömer Salman abimiz. İkinci albümüne sponsorluk yapmış. Sağ olsun Ömer abimiz. Çok sanatçılarımıza destekte bulunmuştur ve bulunmakta devam ediyor. İki albümüme da bizim Ziyaddin diğer başkanımız. Diğer iki albümüne. Datuk başkanımız, Ziyaddin abimiz, Ziyaddin başkanımız. Sağ olsun, bundan teşekkürümü iletiyorum. Allah ondan razı olsun. İki albümüme da Ziyaddin abimize de buradan teşekkürler, saygı selamlar olsun diyoruz. Zaten Ziyaddin İsmihanoğlu Kasanov Kazakistan Aksaray Türkler Dernek Başkanı olduğu zaman da biz tanış olduk. Mikro Show tiyatromuzun ilk turnesiyle Almatı'ya geldik ve oradan tanış olduk. Bizleri, meslekimizi, yaptığı işlerimizi çok sevdi, saydı ve bizlere de destek çıktı. Ve Mikro Show'un arabalı olmasında payı büyük, sağ olsun. Ve Aksa Türklerin tarihindeki ilk film Tatlı Puar filmimizin de sponsoru o insandır. Aynen. Sağ olsun, var olsun. Sağ olsun, Allah razı olsun. Devam edelim. Aranjörlerimizi zaten biliyorsun. Süleyman Beksoy, Halit Ahmetoğlu. Sağ olsunlar. Albümlerinde onlar aranjörlük etti çoğunu. Buradan onlara da selamlar büyük olsun. Selamlar olsun dostumuza. İşte Evzel dostumuz. Evzel dostumuz Taşkent'ten. Birkaç parçanı o yaptı. Allah ondan da razı olsun. Evzel dostumuz Evzel Husanov. Özbekistan'da yaşayır, kendisi ünlü bir sanatçıdır. Kendi de güzel şarkılar da söylüyor. Güzel aranjördür, güzel bestekardır. Buradan saygı selamlar olsun.
Evet. Böyle bir dostumuz. Kendisi kardeş Özbek milletindendir. Ama Türk müziğine çok sevdalıdır. Ve onun için de bütün muhabbetini, mehrini verip bestelerimizi yapmada da payı var her zaman. Evet, çok şarkılarımızda. Fakat Mevlüt'ün, Selamet Bacımızın bazı şarkılarında aranjörler yaptı. Çok şarkılarını, ünlü şarkılarını. Ondan sonra İlyas Gülaydın oğlunun da bazı ya, güzel şarkılarını aranjörünü yaptı. Her zaman biz birlikte çalışıyoruz. Buradan ona da selamlar. İlyas'ımız var. Mehdi kardeşimiz var, stüdyacı. Burada yaşıyor, Türkiye'de. Sağ olsun. O da sağ olsun. Anamın var beş geleni. Eğinin şirindir aşı, kötüsü ağrıtır başı. Bu gelinler can yoldaşı, anamın var beş gelini. Birinci gelin nazile, dolanır işve nazile. Elinde telli sazile, anamın var beş gelini. Hepsi birer melek gibi, anamın var beş gelini. Hoş arzulu dilek gibi, anamın var beş gelini. Hepsi birer melek gibi, anamın var beş gelini. Hoş arzumu dile gibi, anamın var beş gelini. İkincisi süslü sona, becerikte eş yoğuna, sağ olsun doğura anana. Anamın var beş gelini, anam bayılır sevdaya. Layıktır güneşe aya, peş kunak inkaliyaya. Anamın var beş gelini, hepsi birer melek gibi. Anamın var beş gelini, hoş arzulu dilek gibi. Anamın var beş gelini. Gelelim arzu geline, vuruldum şirin diline. Heştemal takar beline, anamın var beş gelini. Diyarı güzel zarife, ihtiyacı yok tarife. Hem güzel bakar herife, anamın var beş gelini. Hepsi birer melek gibi, anamın var beş gelini. Hoş arzulu dilek gibi, anamın var beş gelini. Hepsi birer melek gibi, anamın var beş gelini. Hoş arzulu dilek gibi, anamın var beş gelini. Mevlüt, şarkıların dinlerken her bir dinleyici onun sözlerine dikkat eder. Çünkü çok güzel sözler buluyorsun. Şarkılarında bir güzel bir mana var, mantık var ve bir insana bir terbiye var. Aşk zaten var da bu güzel sözleri nereden buluyorsun? Hangi şairlerin şiirlerine müracaat ediyorsun? Ve kimler yazıyor bu sözleri sana? Sağ ol ustam, güzel soru. Ben zaten güzel sorular soruyorum. Teşekkür ederim. Buraya gelene kadar hep türkülerime hani birkaçına çoğuna sağ ol, Allah razı olsun. Sen yazıyordun. Hep sizden alıyorduk desteği. Allah burada, razı olsun güzel türkülerime. Şimdi burada seyirciler şey, belki bu kendiniz şey. Kendiniz sözlerini övdük. Oradakidir. Yok. Hani, benimkinden başkaları da çok güzel. Başkaları daha güzel. Onun için soruyorum. Olsun. Olsun. Allah'a şükür. Sonra Gül Ahmet Şahin vardı Azerbaycan'da. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Gül Ahmet Şahin gerçekten de halkımızın böyle bir fahrimiz, gururumuz olan şairlerimizden biriydi. Maalesef kaybettik. Allah mekanı cennet etsin, nur içinde yatsın. Amin, amin. Güzel sözleri var, kitapları var, okuyorum her zaman. Buraya geldik ki burada zaten sizin bildiği bizim şairimiz var. Mircevat Aksakalı. Şimdi Mircevat hocamıza söz bulamayız tarafına. Mircevat Akıskalı. Çok güzel bir kalpli insan. Evvelisi çok güzel bir kalpli insan. Kalbideki güzel olunca
kalemi de var. Tökülür gelir güzel şiirler, romanlar, dastanlar. Araştırmacı, tarihçimiz da bugünkü günde bütün arşivimizi yazıyor, toplayır ve ensiklopedyalarımızı yazıyorlar. İnşallah bir gün hocamız, şairimiz, halkımızın sevdiği şairi olan Necevat Aksakalı ile de gönülden sohbetimiz olacak. Beklersiz. Gene Hamit Gazigil var. Bizim hocamızdır. Tarçalar, sazçalar, gitarçalar. Ha. Şehir yazar. Hamit Gazigil. Hamit kardeşimiz de sağ olsun. Çok gerçekten de güzel bir hoca, sanatçı. Hocamız, hem de şair. Güzel güzel şiirleri, sözleri var. Güzel şarkıları var, bestesi var. Bundan o insana da saygılar, selamlar olsun. Selamlar olsun. He. Allah razı olsun. Bazı birilerinde kendin yazıyorsun değil mi? Bir kendim yazdıklarım da var. Hani. Maşallah. İşte, şimdi bu da yeni şiir okuduktan sonra, kafadan sözler gelip bittikten sonra bir iki kendin de yazmaya bir şiirsin biraz. Var, sağ zaten olasın. O anama gelin gelir. Ha işte o anama gelin gelir. En önemlisini sen yazmışsın zaten kendin. Anama gelin gelir. Maşallah. Maddi manevi destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Halkımızı, milletimizi. Canı gönülden seviyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz Allah razı olsun. Buradan Mevlüt kardeşimize yardım, gerçekten de maddi yardımda bulunan herkese biz de kendi adımıza teşekkürler bildiriyoruz. Yine de ne diyelim, bir sanatçıya baktınız ki bir şeyler yapıyor. Yine de diyelim ki bir sanatçı her zaman maddi desteğe ihtiyaç sezer. Çünkü onun kazandığı para ailesinden artar, artmaz. İşte böyle bir şeydir. Çünkü ben hiçbir bizim sanatçılar bu sanatın arkasından ya toy düğüne gezip bir zengin olup yani ailesinden bir şey artırıp bir şey yaptığını görmedim. Sen gördün mü ya? Ya göremedik işte. Vallahi. Şimdi gördünüz mü her iki günde bir toydayım mı? Dur. Gördünüz mü nasıl dedi? Yok. Göremedi o işte dedi. Bir dertle söyledi işte. Yani. İşte sanatçımıza sahip çıkmamız lazım. Ve onu desteklememiz lazım. Bunu zaten ögde gelen iş adamlarımız biliyorlar. Ne olursunuz gerçekten de bir iş adamı gibi kendinizi gösteresiniz ve Mevlüt kardeşimizin sırada bekleyen albümüne bir maddiyetten yardımcı olasın diye umut ediyorum. Ustam şimdi bir şey söyleyeyim. Oluyor ki ayda 10-15 tane toy çalıyoruz ya. Ha. Hani belki zannediyorlar ki çok para kazanıyorlar da ama biz de işte 6 kişi 7 kişi geziyoruz ki. Ha. Bizim hep oğlanlar ek iş görüyor. İlla biri fabrikadan gelir ya biri bağdan gelir. Biri dağdan gelir. Ya biri dağdan gelir. Toya koşuyor. Toya koşuyor. Çocuk yorgun durgun işten gelir, toya gelir. Niye işte yetiştiremiyoruz. Yani yapmasa olmaz. Hepsi işte bir benden başka hepsi çalışıyor. Ha. Şimdi benim gözüm görüyor olaydı belki ben de giderdim. Hep gidiyorum diyorum ki bana da iş veren kimse vermiyor işte. Yani sen de görüyor olaydın sen de giderdin. Giderdim bağa. Vallahi giderdim. Ne var bağ olsun. Bağ olsun. Bağ olsun, stroke olsun. Giderdik yani. Ha. Çünkü bir müzikayla aile bakamıyorsun. Allah Allah. Yetiştiremiyorsun. İşte bizim gönlümüzdeki o yaralı yerimizde orasıdır. İşte yani sağ olsun abi sponsorlarımız bizim sanatımıza var, yani burada gönülden sohbet olduğu için söylüyorum. Hani biz yani burada sizlere seyircilerimize ağlama için söylemiyorum. Yeri geldiği için gönülden sohbet olduğu için gönlümüzdeki her şeyi tüküyoruz ve söylüyoruz. Gerçekten de ben hele bir sanatçımız içinde, sanatçılarımız içinde bir beginen bacanak olduğunu görmedim. Bu sanata hizmet ederek kendimden de onu biliyorum. Mesela şu bizim de paramızı sayanlar var. O da yeni bazı birileri çıktı ya bir zamanlar. Bu da yeni para vermişler, bu da yeni para kazanmışlar diyenler oldu. İşte gel bana sor diyen yeri var. Ama Allah'a şükür biz sanatımızı, mesleğimizi seviyoruz. Biz hiçbir karşılığında öyle bir şeyler olmasa bile biz yolumuza devam ediyoruz. Onun için karşınızdayız. Onun için filmlerimiz var. Onun için şarkılarımız bile seslenir, kliplerimizi görüyorsunuz.
devam ediyor. Çok şükür. Bütün umudumuz Allah'tan inşallah. Mevlüt, bir şey unutmuşum, ben onu söyleyeceğim. Bayağı sana maddi yardımda bulunanları söyledik da. Sen bir şey, bir insanı söylemiştin, bir arkadaşımı söylemiştin. Ben aklıma yeni geldi. Aklındaysa demiştin ki Ufa'ya ilk ameliyata gittiğinde ben dedim maşallah sağ olasın. Kim yardım etti de gittin dediğimde dedin ki Rusya'dan bir kardeşimiz geldi, dostumuz geldi. Ve dedi ki Mevlüt abi ben seni götüreceğim. Her şeyi karşılığını, masrafını ben ödeyeceğim ve seni götüreceğim ki ameliyat ettireceğim. Ve istiyorum ki senin gözlerin görsün, sen de bizim kimi bu ışıklı dünyayı göresin diye ısrarca bunu razı edip Ufa'ya götüren bir kardeşimiz var. Adı Mehdi'dir. Ben Burhan diyorum hep ona. Mehdi kardeşimiz, he. Burhan diyermiş ama Mehdi kardeşimiz işte alıp götürüyor Mevlüt kardeşimizi. Orada ilk ameliyatını yaptırıyor gözlerine. Bütün masrafları karşılıyor. Küçük masraf da olmamıştır, onu biliyorum. Ama sonradan duydum ki kendisi de hastalanmış, rahatsızlanmış ve çok ciddi rahatsızlanmış ki maalesef komaya düşmüş. Evet. Ve 3 yıldır da komadaymış. İşte çokçuluğun duaları kabul olan dualardandır diyor değerli seyirciler. Onun için amin, rica dua ederim ne olursunuz. Bir namazdan sonra, bir gerçekten de dua anlarında dua edek ki o Mehdi kardeşimiz da komadan ayılsın, hayatına amin dönsün, bütün sevdiklerine kavuşsun, ailesine amin kavuşsun, amin, ve hayata devam etsin inşallah. Amin amin, amin. Allah'tan dileğimiz. Amin. Buradan, sağ olasız. Buradan Mehdi kardeşime, vezir kardeşime acil şifalar diliyorum. Amin. Amin. Her zaman bana destekte bulundu. O yarvaldı. Bir yıl yarvaldı ki götüreyim. Allah razı olsun. Ya. Ama kendi işte 3 yıldır yatıyor. Allah şifasını versin. Amin. Onun bir güzel sevdiği türküsü var. Va neyse onu söyleyeyim. Her ona zaman armağan olsun. Armağan olsun. Çanakkale içinde vurdular beni. Oh. Çok güzel severdi o türküyü. Ah, tamam. Gelsin kardeşimize. Mehdi kardeşimiz için ve bu şarkı sevenler için. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O gençliğim gençliğime yanmıyorum, nişanlım kaldı. Gençliğime var. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Hana ben gidiyorum düşmana karşı. O gençliğim eyvah. Gençliğime yanmıyorum, nişanlım kaldı. Gençliğime var.
Şana kala içinde sıra sögütler. Şana kala içinde sıra sögütler. Askere gidenler anam baba yiğitler, o baba yiğitler. Askere gidenler anam baba yiğitler, o bizim yiğitler. Yetenekli insanların evlatları da yetenekli olur. Mevlüt kardeşimizin oğlu Ömer babasına stüdyoda ses kaydına yardımcı oluyor. Kızı Gülnaz üniversitede piyano eğitimine devam ediyor. Mevlüt, ben biliyorum ki sen bir kere gitmedin Ufa'ya. Yine birkaç defa gittin ameliyat olmaya, değil mi? Onların maddiyatını kim karşıladı sana? Kim yardımcı oldu? Ona bilelim o insanları da. Destekte bulunan kardeşim, yine iki ameliyatıma Şakir kardeşim yardım etti. Şakir. Mustafa Dadan'ın oğludur. Atlanta'dan. Şakir kardeşime bundan selam söylüyorum. Selamlar, saygılar, teşekkürler. En son geçen seneki ameliyatıma sağ olsun Dayton'dan İskender kardeşimiz kardeşleriyle yardım etti. Dayton'da yaşayan İskender kardeşimiz onlardan da Allah kardeşlerinden yardım etti diyorsun. Allah razı olsun. Hep bizine ayrı ayrı teşekkürler. Amin. Sağ olun, var olun, sağ ne olsun, iki varsız. Hani böyle insanlarımız çoklansa mı? Neler yapardın, neler yapardık? Sağ olsunlar ya, çok insanlara yardım ediyorlar. Maşallah. Allah razı olsun hepsinden. Maşallah. Şimdi ben her bir gönülden sohbetimizde sohbettaşıma bir böyle bir fırsat veriyorum ki şimdi ben o da yeni sorular sordum mu sana? Sen de bir soru bana sorabilirsin diyelim. Sana da o sözü söyleyelim. Senin de bir sorun varsa benden sormaya sor. Sorabilirsin, ben de cevaplayayım. Sorayım ustam. Hı-hı. Zaten çoktan soracaktım bu soruyu sana. Var diye bir soru var gerçekten. Yani. Hani bakalım? Hani diyelim ki bu bizim Miko Show ne oldu? Vay Allah. Sorunun güzelliğine baksana. Miko Show ne oldu? 4 yıldır yoktur hiç yerde. He mi? He. Sesi çıkmıyordu ki. Yani korona bitti ama bu Miko Show yine gelmedi niyeyse. Hele kendine gelemiyor. Bunu soranlar çok. Mevlüt kardeş, çok güzel bir soru sordun. Zaten bunu merak edenler çok. Miko Show buzdolabında duruyor. İnşallah çok yakınlarda çıkaracağız. Ve yeni bir şekilde yeni genç oyuncularımız aramızda olarak
halkımız karşısına bir bomba gibi programla gelecek inşallah Mevlüt. Şimdi Mevlüt kardeş, bence bir umarım ki bence güzel bir gönülden sohbet yapabildik seninle beraber. İçinde yine bir konuşma istediğin bir konu varsa konuşabilirsin, söyleyebilirsin. Yani o soru sormama gerek yok. Ben bunu buradan söyleme isterim diyebilirsin. Bu gönülden sohbettir. Gönlünde bir şey kalmayan ne varsa söyleyebilirsin. Ben ne söyleyeyim? Buradan bütün halkımıza, milletimize, izleyicilerimize, herkesten Allah razı olsun. Hepinizi seviyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sağ olsun ustamız da bugün gelmiş buraya kadar bizden gönülden sohbet programına bizi de kattığı için herkese selam olsun. Teşekkür ederim herkes. Mevlüt, ben başta soruyordum ama yeni aklıma geldi. Seninle burada sorayım. Bu gönülden sohbet yayınımızı beğenir misin ve nasıl buluyorsun? Nasıl buldun? Beğenirim. Tabii ki beğenirim. Bunu çoktan yapmamız lazım idi. Sağ ol, Allah razı olsun. Yine burada da ilk sen başlattın bu işi. Hani nesin ki bizim Aksa milletimizi, Türklerimizi dünyaya tanıttın ki biz Varuh ilk filminde 99 miydi? Ben 99 çektim, 2000'de çıktı. He. Piyasaya çıktı. İlk filmimiz orada geldi, yani çıktı ya. Hı. Senden Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah'a şükür ki bu programda bu işi... sağ ol. Bunu da güzel yarattın. Bu da güzel bir şey. İnşallah devamı olur. İnşallah, İnşallah milletin desteği olursa, like'lar basarsalar o programa, gettikçe genişleniyoruz. Birbirimizi yakından tanırız herkes. Ay sağ olasın. Gerçekten de ben her zaman Allah'a şükür diyerim. Bir şükürler olsun ki işte o işleri yapmayı bize nasip etti ve biz de yaptık, yapabildik. İnşallah daha güzellerini yapmaya yine niyetliyoruz inşallah. Allah'ım nasip kısmet ederse hedefimiz o sürgün filmimizi de çekip o derdimizi de, o dramamızı da inşallah dünyaya duyurmak film olarak inşallah, inşallah Allah inşallah nasip etsin diyorum. Ve Mevlüt kardeş, sana da sağ olasın ki sağ varsın. Hiç yorulmuyorsun. Güzel güzel şarkılar yapmada devam ediyorsun. Ve Aksa Türklerin sanatının büyümesinde güzel katkıların oluyor. Bu her biri tarihtir. Her bir şarkın tarihlere kalacak. Yani Aksa Türklerinin neyi var, ne şarkısı var diyanda gelecek bir şarkılar seslenip, bir yandan senin şarkıların, Selamet'in şarkıları, İlyas'ın, kim ki şarkılar yapıyorsa bugünkü günde Aksa Türkleri şarkılarını, yani bizim şarkılarımızı yaradıyorsa, yani şarkıları yapıyorsa, bu demek ki hepsi bizim sanatımızın bir bağına bir nihal ekiyor. Ve bu kalacak. Bizim sanatımızın varlığı olacak, büyümesi olacak. İnşallah. Bütün sanatçı için, dostlarımıza da selam olsun buradan. Bütün bizleri izleyen ve bizleri destekleyen sanatçılarımıza buradan teşekkürler olsun. Sağ bundan olsun saygı selamlar olsun. Saygı ama olun. Yorumlarda çok pasifsiz sanatçı dostlarım. Önce sizler örnek göstermeniz lazım. Birbirimizi desteklememiz lazım ve görüm sizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Buradan yine bizi takipçilerimize onu söyleyelim ki abone olmayı unutmayın. Abone olun. Kanalımız büyümesine yardımcı olun, destekçi olun. Ve güzel yorumlarınızı da yazın ki biz bilelim ki siz isteğiniz ne, dileğiniz ne, doğru gidiyor mu yok. Daha güzel yapmamız için nelere dikkat etmemiz lazım. Yani yazabilirsiniz. Onun için biz her şey sizler için yapıyoruz. Değerli milletimiz, değerli halkımız, değerli ahıskali Türklerimiz, can, ciğerlerimiz, derdimiz bir, niyatımız bir, iyi kötü günümüz bir. Allah iyi günümüzü çoklatsın, kötü günlerimiz hiç olmasın inşallah. Amin. Değerli seyirciler, bugünkü gönülden sohbetimiz umarım ki güzel geçti.
Mevlüt kardeşimizle. Umarım beğeneceksiniz ve beğendiğinizi o yorumlarınızla, desteklerinizle ispat edeceksiniz. Biz de mutlu olarak, biz de o yazılarınızdan, yorumlarınızdan, abone olduğunuzdan, abonamızın büyümesinden daha güç, ilham alarak yolumuza devam edeceğiz. Burada Gönülden Sohbetimizin bu yayınını noktalıyoruz. Yine yeni Gönülden Sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Anacan şen olamazsın la şekeri. Babakşası bostanı var. Anacan şen olamazsın la şekeri. Bizim eller, bizim eller. Anacan ne güzelmiş bizim eller. Bizim eller, bizim eller. Anacan şen olamazsın bizim eller.